Evet, merhaba arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemindeki istatlarından devam ediyoruz. Dediğim gibi daha önce de YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Yeni nesil Atak Çaba. Evet hocam, devam edelim istatlarımıza. Abdülaziz dönemi istatları. Buradan devam ediyoruz. Abdülaziz dönemi 1861-1876 yılları arasındadır. İlk yurt dışı gezisine çıkan hükümdarımız, doğru mu hocam? Evet hocam. Fransa'ya gitmiş. Evet. Özellikle Fransa Kralı 3. Napolyon'un davetiyle Fransa'ya gitmiş. Sergi açılışına gitmiş. Evet hocam, doğrudur. Yanında kimler var hocam? Hocam yanında devlet adamları var. Devlet Yani adamları. Hiç evet. kadın yok değil mi hocam? Yok, hiç kadın yok. Ayrıca hepsinin özenle seçilmiş. 1,80 boylarında hepsi, birçoğu. Yani biz de siz gidemiyorduk Evet, yok hocam, zaten. hiç kadın gitmemiş. Hepsi erkek. Hepsi flinte gibi erkekler gitmiş. Aynen hocam. Hocam bu bana başka neyse bir televizyon programını hatırlatıyor da. Evet. Evet Flinte gibi hocam. adamlarla gitmiş. İlk yurt dışı gezisine çıkan hükümdarımız. Önce Fransa'ya gitmiş, sonra İngiltere'ye gitmiş. Evet. İngiltere Kraliçesi Victoria'nın davetiyle. Daha sonra Avusturya Macaristan'a geçmiş. Evet hocam. Burada yurt dışı gezisinde ne var hocam? Ne yapmış yurt dışı gezisinde? Hocam Abdülhamit. yani geziye Aslında çıkmış. Avrupa'ya Osmanlı'yı tanıtmaya gitmiş. Evet hocam, yani amaçlarını Evet, bir de para sayabiliriz. almaya gitmiş hocam yani. Evet Boş hocam. para almaya Mesela gitmiş. Rusya'ya karşı Avrupa'nın desteğini almak Evet. amaçlarından biri bu. Bir diğeri hocam, yapılan ıslahatları Avrupa'ya anlatmak. Ya biz ne kadar ilerledik falan demeye gidiyor Evet, ama gittiğinde ama Avrupa'nın ne kadar ileride olduğunu gördü ve şaşırmıştır. Hatta İstanbul Belediyesi ile ilgili bir konuşma geçiyor değil mi hocam orada? Evet hocam, hatta diyorlar ya, siz İstanbul'u nasıl, İstanbul sokaklarını temizliyorsunuz? Osmanlı'daki kişiler de şöyle demiştir, biz işte sokakları temizlemeye gerek yok. Çünkü herkes zaten her şeyi sokağa döküyor. Temizlememize gerek yok diyorlar hocam. Berber Evet. suyunu Evet, döküyor. berber suyunu döküyor. Millet evini temizliyor, çamaşır suyunu döküyor. Sokakları temizlemeye Evet, gerek gerek yok yok. hocam. Aynen. Sonra şey diyor, İstanbul bütçesi için ayırdığınız para ne kadar diye soruyor. Evet. O da kafadan bir rakam atıyor zaten. Adam da şaşırıyor. Allah Allah, ciddi misin falan diye. Aslında öyle Evet. bir bütçe yok. Öyle bir bütçe yok. Evet. Neyse. Abdülaziz'den dedi ki yurt dışına gitti. Amacı neydi? Hocamın da ifade ettiği gibi Rusya'ya karşı Avrupa'nın desteğini sağlamak, yapılan satırı Avrupa'ya anlatmak ve de tabii ki Osmanlı aç. Ne Evet. istiyor? Borç parayı isteyecek bu yüzden. Başka ne var? Süveyş kanalı açılmış bu dönemde ama bunu İngiltere ve Fransa ortak işbirliğiyle açıyorlar değil mi hocam? Evet hocam. Ki zaten daha önce Sokulu Mehmet Paşa düşünmüştü aslında bunu, ama Evet. işte gerçekleşmedi. Bu Evet. dönemde açılıyor hocam. Evet, hocam da ifade ettiği gibi Sokulu Mehmet Paşa coğrafi keşiflerin Osmanlı ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için Süveyş kanalı açma projesini başlatmıştı fakat açamadı. İngiltere bu yüzyılda ne yapacak arkadaşlar? Sömürge ellerine giden yolu kısaltmak ve Akdeniz'e hakim olmak, özellikle Mısır'ı işgal edecek şimdi daha sonra Süveyş kanalını açacaktır. Daha sonra dünyanın en büyük üçüncü filosunu kurdu. Evet hocam, ama Ama kullanamadı ve çürütülmeye bırakmıştı. evet, Yani. bahsettiğimiz donanma. Evet hocam, donanma. Kullanamamıştır. Bu dönemde vilayet nizamnamesi kabul edilmiş. Vilayet, liva, kazan, nahiye, köy diye idari birimlere ayrılmışız. Daha önce Daha önce nahiye yoktu hocam. Bu dönemde nahiye eklenmiş. Yani nahiye kaza ve eklemiş. köy arasındaki bir şey diyebiliriz Evet, hocam. liva artık bizim kaza, nahiye ve köy bizim yeni ne değil idari birimlerimiz olacak. Şurayı devlet yani Danıştay kurulmuş. Devlet ile memur arasındaki hukuku sorunları çözmek Çözer. için. Evet hocam. Ve divan ahkamı adliye. Evet, Yani yani Yargıtay, Temyiz günümüzdeki. Mahkemesi diyebiliriz hocam. Evet, En üst günümüzdeki de. mahkeme. Evet, bir sorun Evet. olduğu zaman oraya başvuruyorsun. Evet hocam. Düzeltilmesi gerekiyorsa o düzeltiyor. Evet hocam, aynen. Marif Umumiye Nizamnamesi kurulmuş. Hocam, eğitim basamakları oluşturuldu bu dönemde. He. Yani iptidai, rüşdiye, idadi, sultani ve darülfünun olarak basamaklar oluşturuldu. Evet, Darülfünun bizim bildiğimiz Üniversite olacak. modern, daha çok modern üniversite değil mi? Evet hocam. Rüşdiye Rüşdiye dediğimiz ortaokul, ortaokul. ilkokul, ortaokul, idari Evet. liseler olacak. Evet hocam. Bunun yanında Sultanî liseleri de açılacaklar arkadaşlar. Darülfünun açıldı. Yani günümüzdeki İstanbul Üniversitesi 1871'de açılmış. İlk çağdaş üniversitemizdi. Darülfünun. Galatasaray Sultanisi. Burada da zaten bahsettik. Bu da yine lisedir. Sultanî arkadaşlar. Bu dönemde açılmıştır. Memleket sandıkları açıldı. Ziraat Bankası'nın temeli atılmıştı. Midat Paşa.
Şimdi Ziraat Bankası'nın önüne giderseniz zaten her Ziraat Bankası'nın, Merkez Ziraat Bankası'nın önünde Mithat Paşa'nın büstü var. Evet. Hatta resmi var yani aslında, evet. Zaten içeride Mithat Paşa'nın. Evet. Ziraat Bankası'nın temeli memleket sandıkları atılmış. Osmanlı'nın ilk medeni kanunu olan Mecelle hazırlanmış Abdülaziz döneminde. Ahmet Cedid Paşa medeni kanun. Evet hocam. Bu 1926'ya kadar kullanılacak. Evet, İsviçre'den alınan medeni kanuna kadar devam ediyor. Tabii bu mecelle dediğimiz şeriata göre yapılmış hocam. Evet, şeriata göre yapılmış. Evet. 1926 medeni kanunla mecelle ortadan kalkacaktı. Demek ki dikkat edin, biz 1926'ya kadar mecelleyi kullanmışız Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi döneminde. Darüşşafaka açıldı, yetim çocuklar için açılmıştır. Günümüzde hala da devam ediyor. Devamı ediyor. Evet. Darülmuallimat, daha önce bahsetmiştik. Hocam Darülmuallimin vardı daha, evet, önce. O erkek öğretmendi. Ama şimdiki kız öğretmen okulu olacak. Hocam. Evet, kız öğretmen okulumuz açılmış oldu. Evet. Evet, Abdülaziz dönemi saatleri bu. Şimdi Abdülhamit dönemine geçtik arkadaşlar. Abdülhamit dönemi biliyorsunuz aynı zamanda istibdat dönemi olarak da nitelendiriyoruz. Baskı dönemidir. Zaten biraz sonra onu da göreceksiniz. Dönem olarak 1876-1909 arası. Evet hocam. Bu da Abdülhamit arkadaşlar Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesinden sonra tahta geçmiştir. Genç Türkler, Jön Türklerin meşrutiyeti ilan etme gibi, evet, bir düşünceleri var bu dönemde. Evet hocam. Abdülaziz bunu kabul etmiyor galiba. Evet, kabul etmiyor. Abdülhamit kabul edecek gibi görünüyor. Görünüyor. Zaten evet, kabul etmeseydi başa geçmezdi hocam. Evet. O şartla başa geçmiştir Abdülhamit. Evet, kabul edecek gibi görünüyor ama başa geçtikten sonra işler biraz değişecek. Evet hocam. Evet, zaten bu şey kanunu esasıyı ilan etme şartıyla 2. Abdülhamit tahta geçmişti. Biz kanunu esas ediyoruz ki Osmanlı'nın ilk anayasası. Doğru mu hocam? Evet hocam. Yani Osmanlı ilk kez anayasal sisteme geçmiş. Anayasal. Arkadaşlar kanun değil. Lütfen dikkat edin. Anayasal sisteme geçmiş. Bununla aynı zamanda ne olmuştur? Rejim değişmiştir arkadaşlar. Rejim neydi? Monarşik sistemi değil mi hocam? Evet hocam. Şimdi yani devlet gücünü eskiden padişah ve ailesinden alıyordu. Şimdi devlet gücünü kimden alacak? Halktan alacak. Yani Osmanlı tarihinde arkadaşlar ilk defa halk yönetime katılmıştır. Yani ne olmuştur? Rejim değişmiştir. Soruya dikkat, kelime oyunlarına düşmeyelim. Hakimiyetin kaynağı değişti. Egemenliğin kaynağı değişti. Eskiden egemenliğin kaynağı Osmanlı ailesi. Rejimin kaynağı Osmanlı ailesiyken şimdi hem Osmanlı ailesi hem de ne var bunun içerisinde artık? Halk var. Amaç ne? Tabii bu fikrin de, burada bu fikri unutmayacağız. Osmanlıcık fikri gereği ilan edilmiştir. Bütün hepsinde zaten amaç aynıydı. Devletin dağılmasını önlemekti. Bunun dışında ne var hocam? Hocam Avrupalı devletlerin Osmanlı'nın iç işlerine karışmasını önlemek. Ve halkın yönetime katılmasını sağlamak. Evet, Balkan bunalımını sona erdirmek. Ve tersane yani İstanbul konferans kararlarını önlemek hocam. Evet arkadaşlar, nasıl oluyor aslında? Durum biraz şöyle. Abdülhamit tahta geçtiğinde Avrupalı devletler İstanbul'da tersane yani İstanbul konferansı adıyla bir konferans topluyorlar. Bu konferansta toplanış amaçları şu: Osmanlı'ya diyorlar ki sen Balkanlardaki sorunları çözemiyorsun. Biz toplanalım senin başkentinde İstanbul'da, kararlar alalım, bu çözümüne, bu sorunların çözümüne sana yardımcı olalım. Yalnız sıkıntı şu: Osmanlı Balkan sorununu zaten çözmüştü. Diyor ki ya ben çözmüşüm, gerek yok. Yok yok, biz yine de toplanalım. Ya arkadaşım, evet, ben çözdüm diyor. O zaman bazı emelleri var. Evet, demek ki burada niyet farklı aslında. Niyet Balkan farklı. Sorunu çözmek gibi bir niyet yok. Başka, evet, bir şey var. Osmanlı'yı parçalamak. Osmanlı'yı parçalamak. Osmanlı bunların toplandığı gün Tersane Konferansı'nın alacağı kararlara uymamak için aynı gün meşreti ilan ediyor. Bu ne demektir? Diyor ki Avrupalılara, kardeşim eğer bir şeyler yapılacaksa, bir çözüm bulunacaksa, bir ıslat yapılacaksa, halklara, halkıma eğer hak vereceksen sizin isteğinize göre değil, ben kendime veririm zaten, size gerek, evet, yok deyip meşru ilan etmiş. Evet hocam. Yani Osmanlı demokrasiye geçmiş, vay sen misin demokrasiye geçtin deyip Osmanlı'ya saldırmış. Ruslar desteğiyle biliyorsunuz 93 harbi çıkacak. Evet, sırf hocam. Osmanlı meşruti ilan ettiği için. Demek ki amaç, bağcıyı dövmek. Aynen hocam. Bizim yemek değil, bağcıyı dövmek. Kesinlikle. Evet. Kanun esası arkadaşlar, birinci meşrutiyet. Kanun esası aynı zamanda ikinci meşrutiyettir de. Lütfen soru unutmayın. Kanun esası Osmanlı'nın ilk anayasasıdır dedik. Burada da kimler bu kanun esası ilan ettirecekler hocam? Hocam genç Osmanlı'nın baskıları ile ilan edilmiştir. Evet, fikrin
Anayasal düzenin geçişinde temel fikrimiz Osmanlıcılık. Osmanlıcılık olacak. Evet. Evet, ilk defa ne dedik? Anayasal düzene geçti. Birinci meşrutiyetle halk yönetime ilk defa katılmıştır. Katıldı. Evet. Bu Osmanlı tarihi için bir ilktir. Evet. Doğru mu hocam? İki meclis kurulmuş. Hocam meclisi ayanın yani meclisi ayandaki kişileri padişah seçer. Evet. Meclisi mebusa halk. Evet. Olacak. Arkadaşlar meclisi ayağındaki kişiler padişah seçiyor ama bu kişi ömür boyu seçiyor. Ömür boyu kalıyor hocam. Evet. Zaten demokrasiye ters bir şey. Demokrasi aykırı. Evet. Meclisin mebusun açılması tabii ki olumlu bir şey. Halk ilk defa yönetime dahil olmuş olacak. Evet hocam. Bu anayasanın en kötü maddelerinden bir tanesi. Meclisi açma ve kapatma yetkisini padişaha vermiştir. Arkadaşlar padişah bu maddeyi anayasal hakkını kullanıp 93 harbinde ne yapacaktır? Meşruiyeti bitirecektir. Evet. Ve neyi başlatacak? İstibdat. Yani baskı yönetimi dediğimiz dönemi. Daha önce de bahsetmiş fikri anlatırken baskı yönetimden bahsediyoruz değil mi hocam? Evet hocam. Evet, ne yapmış padişahımız? Meclisi açma kapatma yetkisini kullanıp 93 harbini bahane edip meşruiyeti kapatıyor. Bu da bize padişahın asıl niyetinin Osmanlıcılık olmadığını gösteriyor. Ne demiştik? İkinci Abdülhamit hangi fikrin savunucusudur? İslamcılık. Evet, yani ümmetçilik. Ümmetçilik. Yani pan-İslamizm fikrinin savunucusudur. Evet hocam. Hükümet padişaha karşı sorumludur demiş kanun esası da. Evet. Hükümet padişaha karşı sorumlu olması arkadaşlar demokrasiye aykırıdır. Neden? Hükümeti kuran meclis, meclisi seçen halk. Doğru mu hocam? Evet hocam. Yani o zaman hükümet padişaha değil kime karşı sorumlu olmalı? Meclise hocam. Meclise, halka karşı sorumlu olmalı. Evet. Bu yüzden demokrasiye aykırıdır. Son söz padişaha aittir. Bu da demokrasiye aykırıdır. Evet hocam. Son sözün kime ait olması lazım? Evet. Halka. Halka. Meclise. Yani meclise ait olması lazım. Evet hocam. Sansür ve sürgün yetkileri yine padişaha aittir. Özellikle arkadaşlar bu dönemde birçok yazar, düşünür. Evet. Ne yapmış? Sürgüne yani, göndermiştir. Bayağı bir kişi sürgüne evet. Göndermiş hocam. Bu dönemde artık bazı yasaklı kelimeler vardı. Daha önce fikirleri anlatırken demiş M kullanamazsın. Evet, M. Evet hocam. Meşrutiyet. Meşrutiyet. Adalet, özgürlük, hürriyet, anayasa gibi kelimeler kullanılması yasaktı. Gazeteler bu tür kelimeleri basmıyordu 2. Abdülhamit döneminde. Evet. Sonra ne oldu? Hocam 2. Abdülhamit 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nı yani 93 harbini bahane ederek meşrutiyet rejimini askıya alıp 30 yıl sürecek olan istibdat dönemini başlatacak. Yani baskı dönemini başlatacak. Evet hocam. Buradaki fikrimiz de İslamcılık zaten. Evet. O zaman istibdat dönemiyle yani 2. Abdülhamit'le devam edelim. Evet. Savunulan düşünce? Hocam ümmetçilik yani İslamcılık politikası etkin bu dönemde. Evet. Bu dönemde başka ne yapmış? Hocam, Muharrem kararnamesi çıkmış. Evet. Muharrem kararnamesiyle Osmanlı dış borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmiştir. Ve yani iflas ettiğini ilan etmiştir hocam. Ve 1881'de Duyun-u Umumiye İdaresi kurulacak hocam. Evet. Bu da ekonomik bağımsızlık bitmiş demektir. Doğru evet mu? Hocam. Aynen. Şimdi arkadaşlar Duyun-u Umumiye İdaresi ile ne oldu? Avrupalı devletler Osmanlı'ya borç para vermişler. Osmanlı bu borçları ödeyemeyince Avrupalılar gelip Osmanlı maliyesinin başına oturdular. Ve bütün paraları kendilerine aldılar. Bakınız başka devletler sizin ekonomize, maliyenize el koyarsa bu sizin bağımsızlığınıza aykırıdır. Ve hatırlayın bundan sonraki inkılapta ne işleyeceğiz? Duyun-u Umumiye İdaresi Mustafa Kemal kaldıracaktır. Duyun-u Umumiye İdaresi'nin kaldırılması Atatürk'ün hangi ülkesi olur? Bağımsız dediği için, ekonomik bağımsız savunduğu için milliyetçilik olur arkadaşlar. Evet. Sakın sorularda devreçlikle işaretlemeyin. Bakınız yine dağılma dönemindeki bir sorun inkılap tarihi dönemine yansımıştır. O zaman bir daha söylüyoruz. Duyun-u Umumiye İdaresi'nin kaldırılması inkılap tarihinde ekonomik bağımsız ayrımlıktır. İlçe olarak da milliyetçiliktir. Duyun-u Umumiye İdaresi'nin varlığı bir daha söylüyoruz. Ekonomik bağımsızlığa aykırıdır. Bu dönemde evet. Ne yapılmış? Hicaz Demiryolları Projesi. Yani İslam coğrafyası. Doğru mu hocam? Evet, yani oradaki Müslümanlarla bağlarını daha çok güçlendirmek amacıyla hocam, ümmetçilik anlayışıyla ilgili olacak. Evet, en çok okul açan padişahımızdır. Evet hocam. Sanayi Nefise Mektebi açılmış. Evet. Arkeoloji Müzesi açılmış Osman Hamdi Bey tarafından, Asr-ı Atika diye. Evet hocam. Bunun dışında tabii ki Ziraat Bankası kurulacak bu dönemde. Evet. Daha önceki zaten temeli memleket sandıklarında atılmıştı evet. Hocam. Evet, bunun dışında Hamidiye alayları. Ermenilere karşı kurulacak. Karşı hocam. Evet. Mecelle yürürlüğe girmiştir. Daha önce hazırlandı, bu dönemde yürürlüğe giriyor hocam. Evet. Ve zaptiye nezareti. Sadece İstanbul'un güvenliği için. Evet, yani iç güvenlik teşkilatı diyebiliriz. Ve Ertuğrul Fırkateyni olayı, Japonya'da yaşanan.
Evet hocam. Bu dönemde Japon prensi Osmanlı'yı ziyaret ediyor. Tabii Osmanlı'da işte iade ziyaret yapmak için Ertuğrul Fırkateyn'i gönderiyor hocam. Ziyaret ettikten sonra Japonya'dan dönüyor hocam. Dönerken bir fırtına çıkacak. Evet. Ve bu fırtına sonucunda hocam yaklaşık sanırım 600 Osmanlı vatandaşı ölüyor hocam orada. Evet. Ertuğrul Fırkateyn olayı. Evet hocam. Evet. Dedi ki az önce bahsettik. Abdülhamit Ömer ne yapılmış? İlk defa seçme hakkı kazanmış. Ama kime? Erkekleri arkadaşlar. Burada Evet. yine kadınlar Yok. yok. Evet hocam. İlk defa rejim değişmişti dedik. Kanuni esasıyla dedik. Hem Türk tarihinin hem de Osmanlı tarihinin ilk anayasası dedik. Kanuni esası dedik. Ve dedi ki halk ilk defa yine kanun esasıyla yönetime ortak olmuş idi. Evet İstibdat hocam. döneminden önce. Evet hocam. Evet. Geldik ikinci meşrutiyetin ilanına. Arkadaşlar ikinci meşrutiyetin ilanından ne olacak? Tabii ki Abdülhamit yine etkin bir şahsiyettir. Doğru mu hocam? Evet hocam. Evet ikinci meşrutiyetin ilanında Abdülhamit tahttan indirilecek değil mi? Evet hocam. Meşrutiyeti kabul etmediği için zorla zaten yapılacak Evet meşrutiyet. ama tabii bunda etkili olan İttihat ve Terakki Cemiyeti var. Evet, bu kime benziyor? İtalya'da bir gizli örgütümüz Evet, var. İtalya'daki Carbonari gizli örgütüne benzer hocam. İttihat Evet. Terakki Cemiyeti. Ve Abdülhamid'i indirecekler hocam. Evet. Tabii bunun nedenleri olarak hocam istibdat Neden ilan dönemi. edildi? Evet Evet. hocam. İstibdat dönemine olan tepkiler var. Evet. Balkanlarda oluşan tepkileri azaltmak hocam. Evet. Bunun dışında hocam İngiltere ve Rusya'nın Osmanlı'yı parçalamak için toplandıkları Reval görüşmelerinin etkisini önlemek. Evet, dış Bu da nedendir? evet en büyük dış neden ve Türkçülük akımı güçlenmiştir bu dönemde hocam. Evet, ikinci meşrutiyet tekrar idare edilmiştir arkadaşlar. Birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyet arasındaki en büyük farklar şu arkadaşlar. Birinci meşrutiyette padişahın sürgün yetisi varken ikinci meşrutiyette kaldırılmıştır. Lütfen sorulara dikkat edin. Yine meclis aynı şekilde devam ediyor. Yani ikinci meşrutiyet birinci meşrutiyete göre daha demokratik olacaktır. Evet hocam. Ve Osmanlı tarihinde, Türk tarihinde ilk defa ikinci meşrutiyetle ne ortaya Hocam çıkacak? çok partili hayata geçildi. Geçilmiş arkadaşlar. Burada Evet. birden çok partimiz kurulacak. İşte İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilaf, Ahrar Aha. Partisi Evet hocam gibi aynen. partilerimiz ortaya çıkacak. İkinci meşrutiyet ilanı ile biz ne diyoruz? Biri Bir bizi gözetliyor. gözetiyor. Nedir bu? BBG yani Bulgaristan bağımsız olacak. Bosna Hersek Avusturya'ya veriliyor ve Girit Yunanistan'a katılıyor. Evet, ikinci meşrutiyetin ilanında. O zaman soruya dikkat edeceğim ben arkadaşlar. İkinci meşrutiyetin ilanında ortaya çıkan kargaşa bizi olumsuz etkilemiştir. Bakınız bir daha soruyorum. İkinci meşrutiyetin ilanında ortaya çıkan kargaşadan faydalanan Bulgaristan bağımsız olacak. Avusturya, Bosna Hersek kendisine katacak ve Girit Yunanistan'a bağlanacak. Demek ki işte yaşanan sorunlar dış politikada ne yapmıştır? Etkilemiştir. Evet. Etkilemiştir. Olumsuz yönde etkilemiştir. Evet hocam. Evet geldik ikinci meşrutiyetin ilanında ortaya çıkan 31 Mart olayı ikinci meşrutiyete karşı yapılmış bir olaydır arkadaşlar. Bakın dikkat edin ikinci meşrutiyete karşıdır. Yani yeniklere karşıdır. 31 Mart isyanı 1909'da çıkmış. Evet Buyurun hocam. Baran Hocam. Hocam Ahrar Fırkası zaten meşrutiyete karşı bir cemiyet, bir fırka. O Evet. yüzden kendi düşüncelerini özellikle Volkan Gazetesi ve Serbestlik Gazetesi'nde yayınlıyor. Yani halkı bir nevi galeyana getiriyor Evet, hocam. özellikle Derviş Derviş. Vahdet yazdığı yazılarda Baya baya. baya Evet. fitneye Aynen çıkarmış. hocam. İşte bu kargaşa sırasında, isyan sırasında Hasan Fehmi öldürülüyor hocam. Serbest gazetesinin Evet. yazarı. Aynen hocam. Allah rahmet İşte eylesin öldü. Hasan Fehmi öldürülünce artık isyan daha çok büyüyecek. Evet. Ve bu isyanı bastıramayan 2. Abdülhamit ve İttihat ve Terakki Cemiyeti ne yapacak hocam? Kimden yardım isteyecek? Tabii ki hareket ordusundan Evet hocam. isteyecek. Hareket ordusundan. İşte hareket ordusu geldi. Komutanım Memduh Şevket Paşa. Evet. Kurmay Başkan Mustafa Kemal. Bakın Mustafa Kemal ilk defa artık burada görmeye Evet. başladık. Aynen Kurmay hocam. Yüzbaşı olarak. Memduh Şevket Paşa aynı zamanda ileride İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin başına da geçecek. Doğru Evet mu hocam. hocam? Aynen hocam. Hareket ordusu. Şimdi hareket ordusu niye geliyor arkadaşlar? Dikkat edin. Hareket ordusu 30 Mart isyanı bastırmaya geliyor. Peki 30 Mart isyanı ne? Şeriatçıdır arkadaşlar. Şeriatçı yani girici bir isyandır. O zaman ordu şeriata karşı yenikleri korumaya çalışmıştır. Doğru mu hocam? Evet hocam. Bakınız 30 Mart olayı Osmanlı tarihinin nedir? Rejime karşı İlk ayaklanmasıdır hocam. ilk ve tektir. Başka da Evet, örneği başka yoktur. yoktur. Doğrudur hocam. 31 Mart isyanı ile
Şeyh Seyit isyanını, Menemen olayını karıştırmayacağız. Onlar inkılap tarihinde. Soru Osmanlı diye sorduğu zaman ben sadece 31 Mart isyanını alacağım arkadaşlar. Evet hocam. Gerisini almayacağım. İnkılap tarihinde buna benzer olayımız, yani rejime karşı olan olaylarımız nelerdir diye sorduğumuz zaman diyeceğiz ki Şeyh Said isyanı, İzmir suikasti ve Menemen olayı. Menemen olayı. Bunlar evet. Arkadaşlar nedir? Cumhuriyet tarihi. Evet. Bu ise Osmanlı'nın. İsyandan sonra meclis kararıyla evet, ikinci Abdülhamit tahttan indirilmiş. Aynen hocam. Meclis kararı ile soruya dikkat. Tahttan indirilen ilk ve tek Osmanlı padişahıdır. Evet, ikinci Abdülhamit olacak hocam. Tahttan indirilmiş meclis kararıyla. Hocam burada çok ilginç bir gelişme oluyor. Şimdi İttihat ve Terakkiciler ikinci Abdülhamit'in tahttan indirildiğini ona bildireceklerdi. 3 kişi gidiyor hocam. Evet hocam. İkinci Abdülhamit'e. Abdülhamit bakıyor tiplerine falan, diyor hayırdır siz kimsiniz, diyor ki işte biz sizin tahttan feragat ettiğinizi söylemeye geldik, sizi tahttan indiriyoruz. Diyor ki ya diyor bunlar diyor bula bula bir Ermeni, bir Yahudi, evet, bir Rum mu buldular yani. Ben ki cihan hakimi Osmanlı padişahıyım, içinize benim tahttan indirdiğimi söylemeye gelen bir Türk, bir Müslüman yok. Evet. Vay halimize diyor. Aynen hocam. Neyse. Evet, hocam, ikinci Abdülhamit tahttan indirdi. Yerine kim geçti? Evet. Mehmet Reşat. Hatta meclis kararıyla tahta çıkan da ilk yine 5. Mehmet Reşat olacak. 5. Mehmet, evet. Meclis kararıyla çıkan ilk Müslümanımız olur. Osmanlı tarihinde rejime karşı ilk isyanımız 31 Mart olayıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine çektiği ilk olay yine 31 Mart olayındaki hareket ordusundaki durumudur. Evet hocam. Evet, 1909'da yine ne oldu? Anayasa değişikliği oldu. Yani ikinci meşrutiyet. Doğru mu hocam? Evet hocam. Padişahın meclisi açma kapatma yetkisi elinden aldı. Niye? Daha önce tecrübeyle ne yapmışlardı? Bunu kontrol etmişlerdi. Padişah daha önce bunu bahane edip meclisi, evet, kapatmıştı. Hocam. Padişahın, evet, bu yetkisi elinden aldı. Yani daha demokratik bir ortam. Doğru mu? Evet. Padişahın sürgün ve sansür yetkisi elinde alındı. Çünkü padişah bunu kötüye kullanmıştı. Yani kimse istediği gibi artık sürgüne gönderemeyecek hocam. Evet. Böyle bir durum yok. Padişah meclise karşı sorumlu olacaktır. Bak bu, dikkat ediniz. Zaten bu çok önemli bir şeydir. Demokrasiye uygun bir harekettir. Doğru mu hocam? Evet hocam. Meclis padişahtan izin almadan yasa çıkarabilecek. Evet. Yine hukuka ve demokrasiye uygundur. Demek ki 2. meşrutiyetle 1. meşrutiyet arasındaki en büyük farklar 2. meşrutiyetin 1. meclise göre hocam daha demokratik olduğudur. Doğru, evet, mu hocam? Daha demokratik adımlar atılmıştır. Evet hocam. Osmanlıcılık fikri önemli. Yitirmeye başlayacak ve bu dönemde artık ne ortaya çıkacak? Türkçülük fikri güçlenecektir. Neden? Çünkü Balkanlar Osmanlı'ya karşı yavaş yavaş ayaklanıyorlar. Evet hocam. Bu da Osmanlıcılık fikrinin çöküşü demek olacaktır. Evet arkadaşlar. Dağılma dönemindeki siyasi olaylarımız bunlar. Bunlarla ilişkin çıkan sorulara bakalım. Konuyu bitireceğiz. Evet. İlk sorumuz 2018 AYT'de sorulmuş. Doğru mu Bayram Hocam? Evet hocam. Ne demiş sorumuz? Hocam aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları'nda kaybettiği yerler arasında gösterilemez? Göstermez. Balkan Savaşı'nı. Arkadaşlar az önce hatırlayın, biz Bosna Hersek'i nerede kaybettik? Evet, İkinci Meşrutiyet'in ilanında kaybettik. Evet. Aynen hocam. Arnavutluk 1913 Balkan Savaşı'ndan sonra Makedonya, Egedra ve Batı Trakya'da nerede kaybedilmiştir? Yine Balkan Savaşı'nda kaybedilmiştir. Evet hocam. Yine 2019 AYT sorusu. Hocam İngiltere ve Fransa'nın Mısır'da kurduğu Borçlar Sandığı İdaresi, Avrupa devletlerine olan borçların tavsiyesi için demir yolları, telgraf, gümrük hizmetleri, vilayetin vergi geliri ile Mısır Hidivi'nin kişisel mülklerinin gelirlerini denetim altına almıştır. Evet. İşte bu bilgilerden hareketle Mısır'daki Borçlar Sandığı İdaresi'nin Osmanlı Devleti'ndeki benzeri hangisidir diyor. Yani arkadaşlar ne yapmış bu arkadaşlar? ÖSYM soruyu dolanmış, dolanmış sormuş. Demek ki yani Mısır'daki Borçlar İdaresi'nin Osmanlı'daki karşılığını aslında bu soruyor. Doğru evet, mu? Evet, aynen hocam. Bizim cevabımız Borçlar İdaresi neydi? Evet, Genel Duyunu, Borçlar İdaresi dediğimiz Duyunu Umumiye olacak. Duyunu Umumiye İdaresi dedi ki bu idarenin varlığı Osmanlı bağımsızlığına aykırı bir durum idi. Evet hocam. Bir sonraki sorumuz 2015 LSD sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki padişah ıslat eşmeşelerinden hangisi yanlıştır? Evet hocam. Eşleşmelerden hangisi yanlıştır demiş. Evet demiş ki Abdülaziz Saad Ferman'ı yenilemesi. Bu yanlış olan şıkkımız bu. Saad Ferman'ı Abdülaziz mi ilan etmişti? Hayır, Abdülmecid. Abdülmecid ilan etmişti. Evet, bu hocam. Yanlış olan şıkkımız. Değer seçeneklerimiz doğru. 3. Selim Nizam-ı Cedid, 2. Mahmud Takvim-i Vekayi, Abdülmecid Tanzimat Fermanı ve 2. Abdülhamit ise kanun esası ilan etmişti. Evet hocam. Bir sonraki çıkmış sorumuz yine 2015 LYS'de. Sorumuz diyor ki Tanzimat ve Esat Fermanlarından Müslüman Hristiyan
herkesin Osmanlı tebaası sayılacağı ve askerliğin bir düzene bağlanacağı, halk arasında din ve mezhep farkı gözetilmeksizin herkesin canının ve malının güvence altında alınacağı, kimsenin malına el konulmayacağı, herkesten mali gücüne göre vergi alınacağı ve padişahın da kanunlara uyacağı uygulanmıştır. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi biz daha önce demiştik, Tanzimat Fermanı'nı gördüğüm zaman ben ne diyeceğim? Eşitlik, adalet. Doğru mu hocam? Evet hocam. O zaman bakınız, burada eşitlik, adalet. Neyden bahsediyor? Tanzimat ve Esas Fermanı'ndan bahsediyor. Bak, Tanzimat ve Esas Fermanı'nda eşitlik var mı? Var. Var hocam. Askerlik var mı? Var. Evet hocam. Kanun üstünlüğü ilke Tanzimat Fermanı'ndadır. Doğru mu? Evet hocam. Özel mülkiyet müsaadelerin kaldırmasıyla yine bu dönemdedir. Fakat yönetime katılma Tanzimat ve Esas Fermanı'nda değil. Kanuni esası da olacak. Yani kanuni, birinci meşrutiyet. Esas yani birinci meşrutiyette olacak. Söz edilemez demiş. Yönetime katılma bu dönemde değil. Kanuni esası da olacak. Yine 2015 LYS sorumuz Baran hocam. Hocam, Osmanlı Devleti'nde 31 Mart olayı olarak bilinen ayaklanma aşağıdakilerden hangisine bir tepki olarak çıkmıştır hocam? Evet, yine bahsetmiştik. 31 Mart olayı Osmanlı tarihinde rejime karşı ilk ve tek isyandır. Bakın, rejime karşı yani yeniklere karşı yani evet, şeriatçıdır. Bu yönlendirdi ki daha önce inkılap tarihindeki Şeyh Seyit isyanına benziyor. Menemen olayına benziyor ve İzmir sukasına benziyor. Evet hocam. O zaman demek ki burada 31 Mart olayı neye karşı yapılmıştı? Hocam, 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesine karşıdır. Evet, 2. Meşrutiyet 1908'de ilan edilince 1909'da neymiş çıktı? 31 Mart olayı çıktı. Arkasında da zaten İttihat ve Terakki Bab-ı Ali baskını gerçekleştirdi. Evet, doğru mu hocam? Bab-ı Ali baskını ve İttihat ve Terakkiler yönetime el koyacak. Son sorumuz yine 2015 LYS'de sorulmuş. Hocam, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu zor şartlardan kurtarmak için ileri sürülen aşağıdaki fikirlerden hangisi kanuni esasının ilanı ile uygulama alanı bulmuştur? Bakınız, daha önce fikirleri anlatırken ben size bunu söylemişim. Demiştim ki Osmanlıcılık fikri Osmanlı Devleti'nin dağılmasını engellemek için bunun içinde yapılan çalışmalarımız neydi? Yapılan çalışmalarımız, Baran Hocam da şifre vermiş bize, MİT. Yani Meşrutiyet, Islahat Fermanı ve Tanzimat Fermanı. Meşrutiyet ile kastetmiş şey neydi? Kanuni esası. Buradaki nedir? Kanun esası. Hangi fikir o zaman? Osmanlıcılık fikir. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Osmanlıcılık olacak hocam. Evet. Evet. Arkadaşlar, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Ben Nuri Sarısaç. Ben Baran Barol. Tüm öğrenci arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Arkadaşlar, çalışmaya devam.